Saç simülasyonu sorun yaşanan bölgeni minik iğnelerle ve özel bir boya ile birlikte minik saç efektleri şeklinde boyanması esasına dayanıyor sistem. Ve bu işlem cerrahi bir işlem, bir operasyon değil. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde yeni görünümüze merhaba diyorsunuz. Yaptığınız işlemde kesinlikle uzmanın kullandığı iğneyi size özel açtığını ve işlemden sonra attığını kesinlikle görün. Kullanılan boyaların dermatolojik testlerine, ağır metal testlerine ve Sağlık Bakanlığı bildirimlerine muhakkak bakın. Çünkü işlem sonrasındaki o boya kafanızda kalıyor. Bunun önüne geçmek için de başta hem uzmanımızı hem ürünlerimizi çok iyi araştırmamız gerekiyor. Dediğim gibi her renk saç tipine saç simülasyonu yapılabiliyor. Ki bu anlamda Serkan Bozkurt olarak dünyadaki ilk turuncu saç simülasyonuna imza attım. Hepinizin çok yakından tanıdığı Furkan Kızılay'ın biliyorsunuz turuncu saçlarını saç simülasyonuna çok yoğun hale getirdik. Kaldı ki bu anlamda da dünyada da ilk beyaz saçlı kişiye de saç simülasyonu yaptık. Şu anda açıkçası yapmak istediğim bir de kırmızı saçlı bir hanımefendiye yapmak istiyorum. Şimdi saç simülasyonunun etkisinde şu çok önemli. Kişinin cilt yapısı burada etkili, belirleyici faktör. 3 yıl ila 5 yıl arası gibi bir aralık veriyoruz. Ama bu süre daha da uzun olabilir, daha da kısa olabilir. Burada şu çok önemli. Kişinin eğer saç simülasyonunda bir renk açılması sürecine girdiği döneme girdiği an gelip rötuşlarla süreyi uzatma imkanı var. Bunun da herhangi bir sıklığı ya da süresi yok. İster 6 ay sonra da gelebilir, isterse 2 yıl sonra da gelebilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu süreler zarfında eğer rötuş işlemlerini yaptırırsa yıllarca çok keyifli bir şekilde saç simülasyonu kullanabiliyor. Saç simülasyonu uygulama sıklığı genellikle kişilere ilk işlem yapıldıktan sonra bir 10-15 gün sonra ikinci bir işlem yapılıyor. Ve bunun dışında yaklaşık bir yılda bir rutin rötuş dediğimiz işlemleri var. Bunun dışında herhangi bir işlem yaptırmasına gerek yok. Saç simülasyonu cerrahi bir işlem olmadığından dolayı uygulama sonrası açıkçası oldukça keyifli bir süreç var. Ama sadece bir hafta biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Ama ilk bir hafta mümkün olduğu kadar bölge sudan uzak tutulması gerekiyor. İşlem sonrası herhangi bir kafada yara bere ya da çok ciddi iyileşmesini gerektirecek bir durum olmuyor. Ama ben saç simülasyonu yaptırdım, işlemden sonraki günlük hayatıma devam edebilir miyim sorusunun aslında en güzel cevabı şu. Saç simülasyonu sonrası düğününüze bile gidebilirsiniz. Açıkçası saç simülasyonu ile ilgili en çok sorulan soru fiyatı ne kadar, kaç TL'ye yapılıyor? Kişinin saçı seyrekse, çalışılacak bölge çok hızlı bir şekilde netice alınacaksa, yani işlem kolaysa tabii fiyat daha uygun çıkıyor ama işlem zor ve uzun bir sürece yayılacaksa, saç çok azsa bölgede fiyat yani 8.000-10.000 TL'ye kadar da açıkçası çıktığı olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, 3.000 TL gibi bir rakamla 8.000 TL gibi bir rakam aralığında çıkıyor.